Bu Bin Lunç'un vadeli yeni geldiği için FIBİ trend temelli çektik. Normal Lunç'a baktığımızda ATH yaptı. Şu an 0,29'larda. Bin Lunç vadelideki Bin Lunç Boost diye bakarsak trend temelli FIB'de tepede günlük günlükteyiz. Günlük Bollinger'in tepesinde günlük RSI 89 şu an. 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte RSI 93. Yani oldukça tepelerde bu. Ben erkenden girdim. Şu an içeride kaldım ama kademeli short açtım. Saatlik RSI 86. Bu şurada 93'e vurmuştu. Gece buradan shortlamıştık. Şu anda da kaldırmaya çalışıyorlar. Bir de bir günlükte şu cluster algoritim de artık tepede. Bu OB ve OSC'leri de ikinci vurdurma olur dedik. Şu bir saatlik aşağıdaydı. İkinci vurdurmayı yaptılar. Tepeye çıktı. Stock RSI hemen bir saatlikte tepeye çıkmadı. 4 saatlikte OB ve OSC tepede. Stock RSI tepede. Günlükte haftalığı yok zaten. Günlükte de tepede. Stock RSI de böyle gidiyor. Şuradaki gibi bir aşağı kırarsa mavi kırmızıyı artık şey başlamış olabilir. Düşüş başlamış olabilir. Şurada Bookmap'te şu alım çok şey oldu. 0,29'dan da şu an dayanıyor. Yani bunu bir iki gün böyle tutup sonra boşaltabilirler. Şimdilik alımları da Cryptometer IO'da şey yok. Boosty normal şeyi var. Şeyi almamışlar. Bin Boosty Lunge'yi almamışlar. Alım satımları da şu an saatlikte günlükte %50 üzeri. 30 dakikada da öyle. Yani buralardan en azından long denememek gerekiyor. Quantify kripto puanı da şimdi açılsın 75'lerde. Bunu buralarda tutacaklar yani. Long short binucu şu an 5 dakikalıkta short'a geçtiler çok tepede olduğumuz için. Bu 1 saatlikte hala longlar daha fazla. Bunu burada tutacaklar yani birazcık.